Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Reyhan Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim Sinem. Sen nasılsın? Ben de teşekkür edeyim. Sesim iyi geliyor değil mi bu arada? Bir Gayet net. kontrol var. Ben de sizi çok seviyorum. Sohbete başlamadan önce kısa bir duyuru gibi bir şey yapmak istiyorum aslında. Tabii. Normalde bu yayının moderatörü Asena'ydı. Ama bir sağlık probleminden dolayı bugün gördüğünüz üzere moderatör ben olacağım. Asena'ya da tekrar geçmiş olsun dileyelim buradan. En kısa Aynen. tekrar buraya döneceğinden hiç şüphem yok. Evet. Buradan ona kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok geçmiş olsun Asena. Evet, geçmiş olsun tekrar. O zaman başlayalım isterseniz Reyhan Tabii. Hanım. Yavaş. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Memnuniyetle. Ben Reyhan Savaşman. 1978 İstanbul doğumluyum. Ortaokul ve lise eğitimimi Saint-Pulcheri ve Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldum. Ve bankacılık hikayem de mezuniyetimin ardından Akbank'ta başladı. Çok kısa bu şekilde söylemiş olayım. Sonra devamında açarak ilerleyelim istersen. Tamamdır, süper. Peki bugün sizi kimler dinlemeli? Bugün beni lisede, üniversitede hayatına yön vermek için seçim aşamasında olan, tercih aşamasında olan ve farklı sektörlerden bilgi almak isteyen arkadaşlarımız dinlemeli. Bunun yanına ben bir parantez daha açmak istiyorum. Bir kategori daha eklemek istiyorum. Bir de kariyerinde belli bir noktaya gelmiş ama burada bir harekete geçmek için, aksiyon almak için cesareti şu anda henüz kendinde bulamayan ama adım atmak isteyen kişilerin de kariyerinde ilerlemiş kişilerin de dinlemesini isterim. Süper. Aslında az önce Frankofon bir eğitim aldığınızdan bahsettiniz. Biraz bu konuda konuşalım istiyorum. Sizce Frankofon bir eğitim almanızın size ne gibi bir yararları oldu? Şöyle, aslında sadece Frankofoni demeyelim, İngilizce haricinde diğer dilleri de katalım buraya. Bunun iş hayatında ben %100 faydasını gördüm, öyle söyleyeyim. Tüm tercihlerimin, aslında yaptığım tercihlerin başında bu ikinci lisanımın olması geldi diyebilirim. Çünkü örneğin bankacılıkta ilk mülakatlarımda bile istediğim benim uluslararası bankacılık bölümünde çalışmaktı. Neden? Çünkü iki lisanı birden kullanabileceğim bankada buna en uygun bölümün uluslararası bankacılık olduğunu biliyordum. O yüzden bunu da şunu da belirteyim mutlaka. İllaki lisede bu eğitimi 8 yıl boyunca da almanız gerekmiyor. Bunu daha sonrasında da üniversitede de fırsatınızın olduğu her anda kendinize katabilirsiniz. Çünkü zaten şu anda gelişen olanaklar sayesinde bunu illaki bir fiziki olarak bir kursa giderek de yapmak zorunda değilsiniz. Online çözümler sayesinde de yapabilirsiniz. Ben bunun iş hayatında çok faydalı olduğunu gördüm. O nedenle de herkese de tavsiye ederim. Peki, bankacılığı tercih etmenizin sebebi nedir? Şöyle aslında hayat tesadüflerle dolu. Bazen ben de şimdi o yaşlara geri dönünce arkadaşların mesela hani tam olarak neyi neden seçtiklerini bilmedikleri bir yaş belki de. Ben de o yaşlardayken ailem de bankacı olduğu için bankayı tercih ettim. Bankayı da yani Akbank'ı da aslında o yüzden tercih ettim öyle söyleyeyim eski bankamı. Aslında şimdi baktığımda da yani 20 yıl geçti. 20 yılın sonunda iyi ki yapmışım diyorum. İyi ki bankacı olmuşum diyorum. O yüzden bankacılığın bu şekilde benim için özel bir de yeri var. Süper. Peki bankacılıkta 20 yılınız olduğunu söylediniz az önce. Bu 20 yılı geride bırakmak nasıl bir his? Öyle klasik olacak ama göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyebilirim. Bunun da sebebi aslında severek çalışmak. Severek ne işi yaparsanız o iş zaten size göz açıp kapayıncaya kadar geçecektir. Bunun için de yine aslında bizi dinleyenlere bir tavsiye vermek isterim. Sevdikleri işin ne olduğunu, yani şu anda vakitleri varken, seçim aşamasındalarken hayallerinin ne olduğunu iyi tespit etsinler ve o hayal için çalışsınlar kendileri kişisel gelişimleri için de. O yüzden aslında 20 yılın böyle güzel geçmesinin sırrı da orada yatıyor diyebilirim. Süper.
Peki sizin 20 yılda öğrendiğiniz dersler nelerdir? Şöyle birçok ders var tabii ki. Çünkü uzun bir maraton devam eden. O yüzden en önemlisi empatik iletişimin, etkili iletişimin açamayacağı kapı olmadığını öğrendim. Bunun için de insanın kendini gelişim alanlarını iyi tespit etmesi gerektiğini ve bu yönde kendisine katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki birçok başarı var. Bu 20 yıl önce birçok hikaye var, birçok örnek var. Ama en önemlisi işte daha az evvel de söylediğim gibi severek yaptığınızda orada başardığınız küçücük bir şey bile sizin için güzel ve bir sonrakini yapmak için de bir güç kaynağı oluyor. Ve tabii ki takım çalışması. Bir aradasınız. O takımla birlikte ne kadar daha yukarı çıkartırsanız yaptığınız işi o kadar güzel geliyor. O yüzden ben tekrar altını çizerek etkili iletişim ve empatik iletişim diyorum. Çünkü burada karşınızda çok zorlu bir kişi olabilir. Bir toplantı esnasında ikna etmeniz gereken bir konu olabilir. Orada o ikna kabiliyetini de kullanabilmeniz ve o toplantıdan istediğinizi alarak da yani sizin için, bankanız için gerekli olanı o sırada o nasıl bir stratejiyle girdiyseniz o toplantıya oradan maksimum çıktıyı alarak o toplantıdan ayrılmanız sizin için en güzel olur diye de bir örnek verebilirim. Peki. Bizi bu arada çok fazla üniversite öğrencileri, lise öğrencileri de dinliyor. Evet. Onlara tavsiyeleriniz olur mu? Özellikle bankacılık alanında ilerlemek isteyen öğrenciler için. Tabii. Aslında şöyle, sadece bankacılıkla da sınırlamayalım ama şuradan alayım. Daha dediğim gibi çok başındalar. Öncelikle mutlaka ve mutlaka ne istediklerini çok iyi tespit etsinler. Bu birden fazla alan olabilir. Sadece evet ben şunu olmak istiyorum da diyemeyebilir insan. Araştırmak isteyebilir. Alternatifleri değerlendirmek isteyebilir. Onun için de özellikle yine ana odak noktamızdan gidecek olursam yurt dışı staj imkanlarını değerlendirebilecekleri öğrenci organizasyonlarını. Örneğin ben ISEC'te gönüllü çalışmıştım. ISEC'in staj programına katılmıştım. Benim için çok güzel bir deneyimdi örneğin. Üniversitedeydim o sırada. ISEC'in Taksim'deki ofisindeydik ve hem daha fazla insan tanımak, güzel arkadaşlıklar kurmak ve o gönüllü çalışmanın da şeyinin size gelmesi, nasıl söyleyeyim, o mikrobun içinize kaçması diyeyim, onu yaşamak için bence güzel bir fırsat. Bunu önerebilirim. Bir de daha çok lisedekilere ya da üniversitenin ilk yıllarındakilere yurt dışı çalışma kampları, yine bunlar için de çok seçenek var. Bunları denemelerini öneririm ve farklı sektörlerde stajlar. Örneğin ben banka, evet mezun olur olmaz istediğim bankaydı ama üniversitede pek çok farklı alanda staj yaptım. Çünkü bölümüm itibariyle endüstri ilişkileri, farklı sektörleri görmek istedim. Örneğin sigorta, Aksa Sigorta'da staj yaptım. Havayolu, Türk Hava Yolları'nda yaptım. Ve de otomotiv sektöründe OYAK Renault'da staj yaptım örneğin. Ve ben 2001 yılında mezun oldum. Tam 2001 krizinin ortasındaydı. Yani bu krizler hiç bitmedi zaten bildiğiniz gibi. İnişler ve çıkışlar her zaman var. Ama bunun için işte ne istediğinizi iyi bilmeniz ve farklı deneyimleri de kendinize katarak ilerlemeniz bence en önemli tavsiye olacaktır diye düşünüyorum. Peki, bankacı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Bankacı olmasaydım. Aslında şöyle çok klişe olacak ama ben yine bankacı olmak isterdim diyeceğim. Çünkü neden? Çünkü severek yaptığım için başka bir alternatif düşünmüyorum aslında. Düşünmedim hiçbir zaman. O yüzden yine bankacı olmak isterdim. Bunun tabii ki şöyle yine Türkiye özeline gelecek olursam biraz evvel bahsettiğim 2001 krizi bankalara çok önemli dersler çıkartmayı sağladı. O yüzden bankacılık sektörü çok güçlü bir sektör. Biz yurt dışı bankalarla da çalıştığımız için yurt dışı daki bankacıların Türkiye'ye bakışının da çok pozitif olduğunu, sektörün çok güçlü olduğunu bildiklerini bildiğim için o yüzden mutlaka ve severek de çalıştığım için yine bankacı olmak isterdim derim. Süper. Ben aslında yayına girmeden önce şeyi sormayı düşünmüştüm. Acaba hiç bankacı olmaktan sıkıldınız ya da keşke bankacı
saydım dediğiniz bir an oldu mu diye, ama ben cevabımı almış oldum o zaman. Şöyle çok zor durumlarla karşılaşıyorsunuz tabii. Mesela akşamın 9'unda 10'unda bir hala çözülememiş bir işi çözmeye çalışmak ve bunu yurt dışıyla zaman farkından dolayı yapmak gibi birçok örnek verebilirim. Bütün bunlar tabii ki o anı yaşarken size of dedirtse de çözdüğünüz zaman ve sonuçlandırdığınız zaman o rahatlama, oh demek bence zaten en güzel kazanç oluyor. İki tane sorumuz geldi. Hemen onları da Tabii. sormak istedim. İlk sorumuz, uluslararası bankacılığın temel sorumlulukları nelerdir? Güzel. Şöyle, uluslararası bankacılık bankanın yurt dışı ile olan, yurt dışı bankalarla olan ilişkilerinin yürütüldüğü bölüm. Burada bizim ana konumuz tabii ki müşterilerimizin dış ticaret işlemlerine aracılık için yurt dışı bankalarla en uygun çözümleri yaratabilmek. Bunu anlaşmalar yoluyla yapıyoruz. Nelerdir müşterilerimizin yurt dışı dış ticaret işlemleri? Akreditif işlemleri olabilir. Biraz böyle terimlerden bahsedeyim arkadaşların kulağında aşinalık olması için. Garanti mektupları olabilir. Ödemeleri olabilir, yurt dışı ödemeleri, ithalat ödemeleri olabilir örneğin. Bunlar için yurt dışı bankalarla biz en uygun çözümleri bulmak için anlaşmalar yapıyoruz. Bu işin bir kısmı. Bir diğer ve önemli kısmı da yurt dışı borçlanma. Biz yurt dışı borçlanmadan da sorumluyuz. O yüzden de yine yabancı muhabir banka diyoruz bu arada. Muhabir bankalarla anlaşmalar yapıyoruz ve de bir yıla kadar, bir yıldan uzun vadeli de olabilir, finansman sağlıyoruz. Bir de yine tırnak içinde sendikasyon kredisi önemli bir ürünümüz. Sendikasyon kredisi sağlıyoruz. Bu da birçok bankanın, yurt dışı bankanın bir araya gelerek borçlanacak olan bankaya bir yıl vadeli bir finansman sağlaması oluyor. Bir ya da iki koordinatör banka, daha fazla da olabilir. Onun koordinatörlüğünde, o bankaların koordinatörlüğünde yaklaşık 25-30 banka bir araya gelerek borçlanan bankaya finansman sağlamış oluyorlar. Burada önemli olan hem o bankanın kredibilitesi hem de tabii ki Türk bankacılık sektörünün kredibilitesi açısından önemli bir ürün. Bunu da eğer bu alana ilgi duyanlar bu akşam bizi dinliyorlarsa, bundan sonra gazetenin ekonomi sayfalarında sendikasyon kredisi diye atılan başlıklarda özellikle dikkat etmelerini isterim. Süper. Bir sorumuz daha vardı. O da, Türkiye'de bankacılık dünyada ne noktada? Evet, şöyle Türkiye'de bankacılık dünyada dediğim gibi önemli. Çünkü bizim ne kadar özellikle bu ülkemin bir krizinden sonra yapılan regülasyonlar, alınan kararlarla ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorlar. Tabii ki ekonomik konjonktür, dalgalanmalar bunlar hepsi etkili. Ama Türkiye krizlere alışık bir ülke. O yüzden her bir krizden, her bir dalgalanmadan da daha güçlü olarak çıkıyor. O yüzden hiçbir zaman Türk bankacılık sektörü o cazibesini ve o güçlü yönünü kaybetmeyecek. Buna emin olabiliriz. Tamamdır. Yine aynı kişiden bir soru daha geldi. Bankacılığa başlayacak olan yeni mezunlar en çok nerelerde zorlanabilir? En çok nerelerde zorlanabilirler? Şöyle, aslında şunun biraz tabii ki o iletişim ağlarını kurana kadar zorlanabilirler. Bankayı tanıyana kadar zorlanabilirler. Ama bunun çok uzun bir süre alacağını zannetmiyorum. Önemli olan onların iyi bir şekilde kendilerini bu konuda hazırlamaları. Dediğim gibi kişisel gelişim noktasında kendilerini güçlü alanlarını, gelişim alanlarını iyi tespit edebilmeleri. Bunun içinde belki o yaşlar evet erken olabiliyor, insan daha sonra o farkındalığa varabiliyor ama işte bu gibi hani, size ben yine burada teşekkür etmek istiyorum Asena'ya ve sana. Bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz bu kariyer hikayelerini arkadaşlarla paylaşarak. O yüzden kendilerini geliştirebilecekleri her türlü bilgiyi alarak burada hazır bir şekilde de katılabileceklerine inanıyorum. Zaten yeni nesil bu konuda çok da başarılı. Oradan da hiçbir şüphem yok. Süper. Peki Reyhan Hanım, bundan sonra neler planlıyorsunuz kariyeriniz için? Bundan sonra
Yani şey gibi düşünebilirsin işte 20 yıl, 20 yıldan sonrası. Ama bir süre daha bu şekilde sevdiğim işi yaparak devam etmeyi planlıyorum. Daha uzun vadeli yanıt vereyim. Bir gün bu hikaye bittiğinde ne olacak? O gün geldiğinde de şunu özellikle istiyorum. Hayal ettiğim şey bu. Topluma, doğaya faydalı bir şekilde, katma değer sağlayacak şekilde yine benim sevdiğim gönüllülük projelerinde yer almak bence çok ileri vadeli, uzun vadeli planım bu. Aslında şu anda da bunu yapıyorum. Bu arada hepiniz biliyorsunuz bu pazar günü İstanbul Maratonu var, 45. İstanbul Maratonu. Benle yaşıt bir maraton, bunu da söyleyeyim. Ben de 7. kere koşacağım. O yüzden de 15 kilometre ve yine bir STK'nın çok güzel bir projesi için koşacağız banka olarak. Bu da Okusun Cumhuriyet'in Geleceği Olsun projesi. Bu projeye ve bundan önce diğer katıldığım yarışlarda da hep buna benzer STK'ları desteklemeye çalıştım. Siz bir adım atarsınız, bir başkası da sizinle birlikte gelirse bundan daha güzeli yok zaten. Gerçekten öyle. Peki son sorumuza geldik. Ya benim son soruma geldik daha doğrusu. Biz son zamanlarda konuklarımıza şöyle bir soru soruyoruz. Hayata bakış açınızı değiştiren kitap, film, dizi var mı verebileceğiniz? Şöyle, aslında ben yani bir kitap ya da klişe birkaç filmden ziyade ben podcast önermek istiyorum arkadaşlara. Çünkü aslında yine bu çıktığımız noktadan benzer. Özellikle yine kişisel gelişim alanında son zamanlarda her sabah koşumda, her sabah yürüyüşümde bana eşlik eden iki isim var. Onları önermek istiyorum. Biri Nilay Örnek, diğeri de Evrim Kur'an. İkisi de benim kuşaktaşım ve bence çok güzel bir şey yapıyorlar. Nilay eski bir gazeteci. Evrim Kur'an da belki birçoğunuz biliyordur. Kuşak araştırmacısı. O yüzden o ikisinin davet ettiği konuklar, onların hayat hikayeleri, kariyer hikayeleri her zaman dinlemeye değer. O yüzden ben burada kitap ya da film yerine bir podcast tavsiyesinde bulunacak olursam bu iki ismin. Nilay'ın 200. bölümü geçti. İlk bölümden beri dinliyorum. Evrim Kur'an da çok güzel yapıyor. 3 artı 3 karşılıklı 3 soru soruyor. O yüzden ben bunları tavsiye edeceğim arkadaşlara. Var. Evrim Kur'an'ın kitapları da vardı diye hatırlıyorum. Evet. Çok Evet. yararlı. Seminerler de düzenliyor. Kurumsal firmalara da kariyer haftalarına da katılıyor. Başarılı. Doğrudur. Teşekkür ederiz öneriler için. Bir soru daha gelmişti. Onu da soralım hemen. Tabii. Bir tavsiye edebileceğiniz eğitimler var mı Nasıl? diye bir soru Bir daha geldi. alabilir miyim? Bir bankacıya tavsiye edebileceğiniz eğitimler var mıdır? Evet. Aslında değindik bir bakıma, tekrar gibi de olmasın ama etkili iletişim, sunum teknikleri ilk aklıma gelenler. Ve aslında bunu özellikle kullanmak istiyorum. Resilience, yılmazlık, bu konuda da kendilerini geliştirecek. Çünkü dediğim gibi bankacılık aslında problem çözme sanatı. Bir problemi, çünkü hiçbir zaman şey yok. Yani bir güne başlıyorsunuz, onun içerisinde, o cycle'ın içerisinde problem çözüp tik atarak ilerliyorsunuz. O yüzden burada yılmazlık bence çok önemli. Bunun için de işte yine aslında geliyoruz, çıkış noktası kişinin kendisi. O yüzden de kişisel gelişim. Ben özellikle bunları tavsiye edeceğim. Analitik düşünce, tabii ki bunun için yapacakları finansal okuryazarlık, yani şu aşamada ben yine üniversitedeki arkadaşlara yönelik olarak söylüyorum. Bütün bunlar tabii ki ek. Ama ne kadar donanımlı olsanız da, ne kadar iyi eğitime sahip olsanız da, çok basit şekilde aşılabilecek bir konuda takılıp burada bundan sıkıntı duyarsanız ya da sıkılırsanız o zaman o konuyu çözemezsiniz. Aslında elinizde bütün imkan var, bütün bilgi donanımı var ama bir şekilde zorluk karşısında duraksamak, onu çözmek için sıkılmak vesaire, bütün bunları aslında bu resilience bence çözüm için önemli bir
Kas onu da edinmelerini özellikle tavsiye ederim. Tamamdır. Çok, çok teşekkür ederiz. Benim sorularım Ben bu kadar. teşekkür ederim. Sinem, sen sormadın ama ben şunlardan da bahsetmek istiyorum dediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alabiliriz. Şöyle bir şunu ekleyeyim. Aslında genelde hep tabii ki sizin çıkış noktanız olarak lise üniversite çağı, ama ben bir parantez açıp burada kariyerin ileri noktasında olup çıkış yapmak için cesareti olmayanlara değinmiştim. Bir tekrar oraya geri döneyim. Sonuçta bildiğiniz yoldan sürekli aynı şeyi aynı şekilde bildiğiniz yoldan yürüyerek gitmek bir süre sonra insanda bilgi körlüğü yapabilir. Ne kadar severek yapsanız da sürekli kendini tekrarlayan bir şeye dönüşebilir. Hoş dediğim gibi uluslararası bankacılığı bunun dışında tutuyorum. Çünkü çok dinamik bir alan ve sürekli portföyünüz değişiyor. Sizin sorumluluğunuzdaki bankalar değişiyor belli bir dönem içerisinde. Sürekli insanlarla interaktif iletişim halindesiniz. Karşınızdakiler hepsi sizin görüştüğünüz insanlar. Ama burada çıkış cesaretini bulamayanların aslında vizyonlarını geniş tutabilmek için, bu fırsatları değerlendirmek için adım atmalarını öneriyorum. Çünkü olduğun yerde sürekli bundan yakınarak yaşamak bence kimse için güzel değil. O nedenle o kişilerin de fırsatları değerlendirmeye açık olmalarını tavsiye ederim. Süper. Çok teşekkür ederiz. Bence Rica ederim. yayında. Çok Geldi. teşekkürler, ben de memnun oldum. Sorular için interaktif katılımlar için de çok teşekkür ederiz ayrıca. Ben de teşekkür ederim. Tekrar o zaman Asena'ya buradan selam gönderelim. Görüşmek üzere diyorum. Ve iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bay bay.